baktığımız zaman ne anlama geliyor? Gerçekte durum ne bölgede ve aynı zamanda hükümetin ekonomi politiği ile ilgili olarak buradan yola çıktığımız zaman neler söylememiz lazım? Cumhuriyet Halk Partisi Rize Milletvekili Sayın Tahsin Ocak'tır şimdi bizlerle birlikte ve kendisine günaydın diyelim. Günaydın, sizi selamlıyorum Karadeniz'den. Günaydın size de. Çok teşekkürler. Vallahi sizin bu manzarayı gördükten sonra artık biz böyle Ankara'nın kasvetli havasından sizlere program sunuyoruz da çok güzel bir yere oturmuşsunuz. Ne güzel. Teşekkür ederim. Evet. Beni duyarken aynı zamanda iyi bir ekranınızda güzel bir görüntü olsun istedim herkesin. Evet. Çok güzel, çok sağ olun katkınız için. Şimdi Sayın Ocaklı, öncelikle bu fiyat gerçekten mesela sizin yaptığınız bir maliyet hesabı var mı? Bu fiyat nasıl bir fiyat? Yani size göre mesela ne kadar olmalı üreticinin kendisini kurtarabilmesi için? Tabii, bilgilendirelim ve şöyle, bu maliyet hesaplarını biz ziraat odalarımız ayrı yaptık. Çay üreticileri, kooperatiflerimiz ayrı yaptı. Bizim de ayrıca hesabımız var. Evet. Yani üretim maliyetiyle ilgili 0.20 ile 0.50 kuruş arasında farklı hesaplamalara rağmen bu çayın maliyeti 18 TL'den aşağıya üretimi süremesi mümkün olmayan bir durumda. Buna karşılık ne yaptı iktidar? 17 TL kilogramına para verdi. Yani hadi biz yanlış hesap ettik, 17,5 lira olsun diyelim ki ya da 17 lira olsun. Başa baş bile bu parayı alsa çiftçinin bunu sürdürebilmesi mümkün değil. Kaldı ki bu maliyet hesapları ile ilgili ilgili bakanlığın herhangi bir açıklaması, neden 17 TL olduğuna dair herhangi bir duyurusu olmadığı gibi Çaykur Genel Müdürlüğü tarafından da yapılan maliyet hesapları da bizde kalsın, uygun olanı verdik şeklinde bir açıklama gelmiştir. Evet. Yani doğru olmayan şey şu, biz diyoruz ki buyurun gelin bir masanın başında oturalım. Size bunun toplama, budama, taşıma, bütün maliyetlerini ortaya koyalım, gübre vesaire gibi bütün etkenlerini koyalım ortaya. Siz de kendi maliyetinizi koyun, hangimizde yanlışlık varsa da bunu düzeltiriz, kolay. Ama bundan kaçınıyorlar. Burada amaç şudur, burada önemli bir şey var. Çay tarımının geçim kaynağı olmaktan çıkartılıp, topraklarda mülkiyet el değişimine zemin hazırlamak. Bunun da bir tane nedeni var. Evet. Bu neden peki hedef? Çünkü maden ruhsatlarıyla Karadeniz'de tarımı bitirip madencilik faaliyetleriyle ilgili ön açmak istiyorlar. Gayet net bu. Nasıl örnekleriz bunu? Şöyle örnekleriz. Artvin ilinin %70'ine maden ruhsatı verilmiş. Ben de Enerji Bakanı'na sordum. Hem bu ekranlar aracılık etsin hem de soru önergesiyle sordum. Bu üretim yapan, çay üreten illerimizin, il başkanlarının çağrısıyla ve bizim de hepimizin de desteğiyle yaptığımız bu şehirlerdeki yerlerde kaç tane maden ruhsatı verdiniz? Evet. Soru önergesiyle sordum bunu. Süresi de doluyorum. 5-6 güne kadar cevap vermeleri gerekiyor 15 gün içinde. Buradan da anlayacağız, bu tarımı bitirmek istiyorlar. Daha önce 2 yıl kadar önce, çok değil 2 yıl kadar önce 100 kilogram yaş çay sattığında 233 ekmek alabilen üretici bugün geldiği noktada 100 kilogram çay verdiği zaman 150 ekmek alabiliyor. Hesap o kadar basit. Daha önce Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi 1 kilo yaş çay ile 1 kilo zeytin alabilen işçi veya üretici, çay üreticisi yoksullaşarak artık bırakın yani zeytin ve ekmek mukayesesini ayakta bile durması mümkün değil. Bu nedenle zaten Karadeniz göç verdi. Gençler buradan tarımdan ümidini kesince bu çayı toplama mahareti ya bahçe sahibi olan yaşlıya ya da dışarıdan gelen işçilere kaldı. İşçiler de tabii haklı olarak Türkiye'de değersiz bir para olduğu için.
1500-2000 lira günlük yevmiyeden aşağıya çalışmak istemiyorlar. Kaldı ki bu haklarıdır. Teminatsız, tarım sigortasız çalışan, günü bitiren işçiler de bu parayı hak ediyorlar bana sorarsanız. Yani hasat bedelinin yarısını aslında toplayan işçiler zaten istiyor. Tarlanın sahibi olmanın hiçbir getirisi kalmamış oluyor. Hasat bedelinin yarısını işçilere veriyorsunuz. Boğazın üstünde de oluyor. Sonra gübreleme, ayrı kotlarını temizleme, onları nakletme. Zaten bir de daha önemlisi bir çay kanunu olmadığı için taban fiyatı diye bir şeyin yürürlükte olmaması nedeniyle özel sektör açıklanan yaş çay taban fiyatının çok altında çay alımını sürdürüyor. Buna da devlet seyirci kalıyor. Özel sektör ne kadar ödüyor? Mesela ya bugün itibariyle 17 lira veriyor devlet. Özel sektör ne kadar veriyor? Bu tamamen çay bitkisinin tam olgunlaşma evresinde toplanması gereken bir bitki olduğu için o zaman toplanıp aniden Çaykur'a verilmesi gerektiği için Çaykur'un kapasitesi yetmeyince bunları almaya kota ve kontenjan uygulamaya başlıyor. Diyor ki siz günlük 50 kilogram çay verebilirsiniz. Hı hı. Ama çay tarlasında günlük 50 değil günlük 600 kilogram çay oluyor. Onun toplanması lazım diyelim ki. O zaman ne yapılıyor? O zaman üretici işte özel sektöre mahkum oluyor, gidiyor, diyor ki benim çayımı sen al. Çayın şu andaki taban fiyatı 17 TL, 14 TL'ye kadar düştüğü oldu. Hı hı. Yani hasadın bol olduğu zamanlarda çay fiyatı düşüyor. Hasadın başı ya da sonunda azaldığı zamanlarda devletin fiyatına ya da ona yakın rakamlarda özel sektörde almaya başlıyor. Bu durumda yapılması gereken bir tane şey var aslında. Yasayla bu üreticiyi koruma. Biz de bunun için bu iktidara buyurun size zemin ve zaman verelim. Üreticiyi koruyan bir içinde yaş çay taban fiyatını barındıran, enflasyondan etkilenmeyen, işte gübre desteğini veren vesaire gibi bir teklif. Siz getirin biz destekleyelim ya da biz hazırlayalım, siz tartışalım dedik. Ama işte biliyorsunuzdur kamuoyuna da düştü. Yakın tarihte AKP ve MHP'nin oylarıyla bizim verdiğimiz teklif reddedildi. Yaşçay kanunu teklifi reddedildi. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Mitingde de Sayın Genel Başkanımız görevlendirdi. Ekranlardan siz de duymuşsunuzdur. Biz yenileyeceğiz teklifimizi. Biz bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu çay üreticisinin kendi topraklarında bulunduğu yerde göç etmeden daha önce olduğu gibi bu tarımı yapmasını sağlayacağız. Şu kadarını da söyleyeyim. Hiç alışık olmayan şey şuydu. Bu yıl biliyorsunuz sosyal medya ve internet üzerinden gece yarısı Tarım Bakanlığı tarafından kendi hesaplarından ilan yoluyla açıklama yapıldı. Şimdiye kadar hep ya Sayın Cumhurbaşkanı ya Tarım Bakanı tarafından Rize meydanlarına gelinip açıklanan yöntem bu sene alacakları tepki nedeniyle gece yarısını bırakılıp sosyal medya hesaplarından açıklandı. Bunun nedeni tabii ki üreticiden korktukları, üreticiden alacakları tepkiydi. Ama işte onun karşılığını dün Sayın Genel Başkanımız gayet güzel izah etti. Üretici meydanlardaydı. Rize meydanları mükemmel bir mitingle sesini en pik noktaya kadar yükseltti. Eğer hala dinlemez iseler sürdürmeye devam edeceğiz. Çeşitli etkinliklerle, yetkinliklerle üreticiyi korumaya devam edeceğiz. Evet. Bu arada mitingi konuşalım biraz. Bu da bir gösterge çünkü nihayetinde sadece çay meselesiyle sınırlı olarak değil, iktidara karşı bir şey olarak da görülüyor. Yani bu kadar kişinin katılması. Nasıldı hava? İyiydi. Son iki günde öğrencilerimizin sınavları nedeniyle biz yüksek sesle özellikle ses yayın araçlarıyla propaganda yapmadık. Sadece sosyal medya hesaplarını kullanarak davetimizi yaptık. Amacımız tabii sınavlarda öğrencilerimizin rahatsız olmamasıydı. Miting saatimizi de ona göre ayarladık. Aslında Sayın Genel Başkanımızın tabii yoğun bir takvimi var ve Rize'ye ancak
bu iki ayın ikisinde yani dün itibariyle ayrılabileceği ortaya çıkınca biraz endişemiz olmuştu. Acaba henüz daha dalında duran çayın toplanmaması nedeniyle sayı az mı olacaktı diye endişemiz olmuştu. Ama öyle değildi. Muhtemelen işte bardağını, çayını, kestiği makası, topladığı bezi, çeşitli pankartlarla alıp sahaya inen üretici aslında artık bıçağın kemiğe dayandığını anlatmış oldu. Bence kalabalık açısından da, nitelik açısından da Rize için yapılabilecek mitinglerden en iyisiydi. O yüzden ben genel başkanımıza ve bu çalışmada emeği geçen özellikle parti örgütümüze, tarım yapılan Giresun, Ordu, Artvin illerimizin, Trabzon illerimizin tamamının daha doğrusu birlikte sesi olduk. Çünkü oralarda da bu tarımdan geçinen insanlar var. Dolayısıyla oralardan, işte her yerden Rize'de sesini duyuran insanlarla birlikte bence en görkemli biçimde bu mitingi tamamlamış olduk. Ama iktidar bizi duymazsa da daha evvel söylediğim gibi bu ses yükselmesi devam edecektir. Toplumun bütün katmanlarında bu var. Geçen hafta biliyorsunuz Ankara'da Tandoğan'da sokakları hınca hınç dolduran emeklilerimiz vardı. Daha önce öğretmenlerimiz vardı. Herkes, bütün toplum sınıfları isyanda. Hak arama mücadelesi devam ediyor. İktidar da giderek söz verdiği, para aldığı kanatların paralısını iade etmek üzere ekonomideki daralmayı sürdürüp vatandaşa vermiyor ama yandaşa ve müteahhite vermeye devam ediyor. Bunu şunla da ifade edelim. 1 lira, 2 lira kilogramında üreticiye para vermeyen iktidar 10 trilyon lira sadece Rize'de yola, dolguya para ayırdı. Bunlar da isimleri belli, belli müteahhitlerdir. Bizim müteahhitlerle işimiz yok, yöntemlerle işimiz var. Kaynakları o belli müteahhitlere değil, kaynakları halka ayırdığınız zaman kaynakta bulursunuz. Ama şu anda bunların kaynağı nedense sürekli vatandaştan yana değil de yandaştan yana olmaya devam ediyor. Bu mitingler sürecek, evet. Mitingler devam edecek. Ama geneli itibariyle o sıcakta genelde yaşları ileri olan, çünkü gençler artık göç etti buradan. Yaşları ileri olan, tarla sahibi ya da çalışan, emekliler, çoğu da emekli olan insanlar bu mitingi çok görkemli bir biçimde yaptılar. Hepsine çok teşekkür ederim. Evet, peki Sayın Tahsin Ocaklı, biz de size çok teşekkür ediyoruz bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Evet sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Rize Milletvekili Sayın Tahsin Ocaklı bizlerle birlikteydi ve hafta sonu yani dün Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Rize'de düzenlenen mitingi konuştuk. Dediğimiz gibi bu miting birçok boyutuyla konuşulması gereken bir miting. Peki bu konuyla ilgili acaba ne gibi haberler var gazetelerde?